Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 24 Temmuz'da sabah 5.37'de 1 derece Kova burcunda Dolunay meydana gelecek. Güneş Aslan burcunda, Ay Kova burcunda karşıtlık içerisinde olacak. Bu yıl iki tane Kova burcu Dolunay'ı yaşayacağız. Genelde her ay bir burçta bir Dolunay, bir yeni ay olur. Ve yıl içerisinde her burçta bir tane Dolunay olur. Ama bu yaz Kova burcunda iki dolunayımız var. Ağustos ayında 22 Ağustos'ta Kova burcunun 29 derecesinde ikinci dolunayımızı yaşayacağız. Evet, şimdi dolunay enerjileri hayatımıza neler getirecek? Hangi alanlarda farkındalıklarımız artacak? Ve hayat bize hangi alanlarda bazı dönüşüm imkanları sunacak? Dolunay an haritasını inceleyerek bunu anlamaya çalışalım. Türkiye saatine göre 5.37'de Yengeç Burcu yükseliyor. 27 derece Yengeç Burcu yükselende görüyoruz. Ve Dolunay haritanın 7. evinde, yani ilişkileri, işbirliklerini yöneten, daha toplumsal, daha insani konularla ilgili olan, adalet ve eşitliği sembolize eden 7. evde ay var. Güneş de 1. evde karşıtlık içerisinde. Dolunay yöneticisi Satürn'dür ve Satürn de Kova burcunda, kendi burcunda son derece güçlü, kuzey düğümle güzel bir üçgen içerisinde. Ay, Dolunay fazındaki ay haritada Plüto ve Satürn'ün arasında yerleşerek biraz burada sıkışmış vaziyette, yani iki tane zor enerjinin arasında biraz zorluklarla mücadele edildiğini veya biraz baskı altında olduğunu da bize hissettiriyor. Evet, sabit bir dolunay. Kova 11. evi yönetir zodyakta. Hava elementinin sabit niteliklerini taşır ve son derece toplumsal bir burçtur. Kova burcu insani alanlarla ilgilidir, evrensel konularla ilgilidir. İnsan grupları, sosyal organizasyonlar ve insanlığın gelişimine hizmet eden her türlü evrensel yapılar, toplumların gelişimine hizmet eden yenilikler, icatlar, devrimler Kova burcuyla alakalıdır. Siyaseti de yönetir, politikayı da yönetir. Tüm sivil toplum kuruluşları, vakıf dernek çalışmaları yine Kova burcuyla alakalıdır. Aynı zamanda bilimsel konular, teknolojiyle ilgili gelişmeler, uzay, astronomi, hava yolları, havacılık, uçaklar, bunlar Kova burcuyla alakalıdır. Elektrik ve elektronik yapılar da elektriği yönetir Kova burcu ve tüm bunlarla çalışan araçlar, gereçler, uydular ve tabii ki elektrikle ilgili her türlü yapılar Kova burcuyla alakalıdır. Demek ki gündemlerimiz bu dolunay döneminde Temmuz ayında ve özellikle tabii ki Ağustos'ta da bu etkiler yine güçlenecek. Yaz aylarını biraz şekillendirecek gibi görünüyor. Kimler bireysel olarak daha fazla etkilenir? Şimdi Kova burcunun ilk derecesinde olduğu için bu dolunay öncü burçların son derecelerini ve sabit burçların ilk derecelerini etkileyecek. Yani ne demek? Öncelikle sabit burçlar Kova, lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarının 0'la 5 dereceleri etki alıyor. Güneş burcu, yükselen burcu ve kişisel gezegenlerimiz 0 ve 5 derece arasıysa bu dolunaydan etki alabilirler. Aynı şekilde öncü burçlarımızın da son dereceleri etki alacak. Bunlar hangileri? Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 25 ve 30 derece arasında öncü burçlarda güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunay sizi de etkileyebilir. Daha çok kolektif alandaki tesirleri güçlendirecek bir dolunay tesiri olduğunu söyleyebiliriz. Yani çünkü Kova'nın enerjisi böyledir. İnsan hareketleriyle alakalı fikirsel düşünceler, daha soyut konularla alakalıdır. Biraz da Satürn Kova'da olduğu için, Uranüs'le zıtlaştığı için dolunayda toplumsal alanlar, otoriteyle ilgili yapıların, otoritenin kısıtlamaları ve buna bir şekilde karşı gelen yapılarla da alakalıdır.
yaz aylarında daha çok toplumsal hareketliliği görebiliriz. Dünya üzerinde ülkelerde halkların özellikle bazı otoritenin aldığı kararlara, bazı uygulamalara, belki yasalara, belki zorunlu kısıtlamalara biraz daha isyankar tavırlarını, hak arayışlarını, bu tarz yapılarını, eylemlerini görebiliriz. Teknolojiyle ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Uzayı, astronomiyi daha fazla konuştuğumuz dönemdeyiz. Belki yine UFO'lar ya da onları daha fazla konuşmamızı gerektirebilecek ilginç gelişmeler olabilir. Ya da bazı astronomik yine önemli keşifler olabilir. Astroloji de tabii ki yine bir kova konusudur. Astrolojiye ilgimiz artabilir. Daha fazla belki bu anlamda öğrenmek isteyeceğiz, araştıracağız. Hani astrolojinin de gündemde olduğu bir süreçteyiz aslında. Elektrik, evet, elektrikle ilgili konular. Uzayda olup biten bazı gelişmeler, işte güneş patlamaları ve bunların bazı tesirleri, uyduların etkilenmesi, dünyada elektrik arızaları ve bununla ilgili konular. Aynı şekilde teknoloji dedik, bilişim sektörü, bilgisayarlar, tüm bilişim sektöründe belki bazı dijital alanlarda olabilecek problemler, bunlar dijital saldırılarda olabilir örneğin. Yani teknolojiyi de etkileyebilecek gündemlerimiz olabilir. İnşallah çok sert durumlarda karşılaşmayız. Yani günlük hayatımızı zorlayacak, baskı yaratacak, sıkıntı yaratacak durumlar olmaz. Ama tabii ki Dolunay biraz bu anlamda sorunlar da çıkarabilecek potansiyelleri işaret ediyor. Çünkü Satürn ve Plüton'un ayın iki yanında yerleşmesi bazı kısıtlamaların, bazı baskıların ve zorlanmanın olabileceğini de işaret ediyor. Altayır sabit yıldızıyla birleşen bir Dolunay bu. Özellikle Amerika'nın ve Amerika'daki gelişmelerin, belki Amerika'da hani toplumsal bazı gelişmeler olacak, politik gelişmeler olacak. Hani bunları da gündeme getirebilir. Daha fazla konuşabileceğimiz, dikkat çekebileceği bir dönem olabilir. Özellikle bilimsel konular dedik, yine çok ön planda olabilir. Türkiye'nin horoskopunda Kova burcu 8. evdir ve 8. ev daha çok ekonomi ve ülkenin borçları ile alakalı, finansal kurumları ve yapıları ile alakalıdır. Ve akrep olan güneşimize kare açı yaptığı için biraz hani ülkemizi ekonomik anlamda zorlayabilecek, finansal yapılarla da ilgili bazı baskıların artabileceği, halkın da genel refahı ve mutluluğunu biraz zorlayabilecek, özellikle maddi anlamlarda baskıların artabileceği bir dolunay döneminde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, bireysel olarak yükselen burçlarımıza göre takip etmekte fayda var. Kova burcu haritalarımızın hangi evindeyse o ev aydınlanacağı için yaşamlarımıza da bireysel olarak tesirler o ev konularıyla, yaşam alanlarıyla ilgili öne çıkabilir. Şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa dolunay tesirlerinden bahsetmek istiyorum. Yükselen koç burçlarımız, evet, dolunay sizin 11. evinizde parlayacak. Dolunay ilk derecede olduğu için, öncü burçların son dereceleri etki aldığı için siz de bir öncü burçsunuz. Aslında etki alan gruplardan, güçlü etki alan burçlardan birisiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 25-30 derece arasıysa bu dolunay sizi daha güçlü etkileyebilir. Kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili, toplumdaki duruşunuz, statünüz, kariyer beklentileriniz, maddi kazançlarınız, ait olduğunuz iş çevresi, arkadaş grupları, sosyal yaşamınız, gelecekle ilgili bazı projeleriniz, hedefleriniz, üzerinde çalıştığınız işleriniz, hani bunlarla ilgili tamamlanmalar olabilir, bitişler olabilir, maddi manevi elde edişler olabilir. Bir başarı da getirebilir size bu dolunay. Bir statünüzde bir değişim olabilir, bir ünvanınız değişebilir, görevi tanımınız değişebilir, ödül, maddi manevi ödüller alabilirsiniz. Yani aslında çok verimli bir dolunay tesiri olabilir ama özellikle kariyerinizle ilgili konularda ve toplumdaki duruşunuzla ilgili alanlarda, sosyal alanlarınızda, sosyal çevre alanlarınızda önemli dönüşümlerin olabileceği ve bazı belki hak edişlerle ilgili kadersel
hak edişlerle karşılaşabileceğiniz güçlü bir dolunay olduğunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Yükselen boğalar, dolunay 10. evinizde tabii ki kariyerinizi etkiliyor ama öncü burçların son dereceleri de etkilendiği için 9. ev konularınız da etkilenebiliyor. Lütfen yükselen, özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz 1-5 derece arasındaysa bu tesirler artabilir. Eğer haritalarınızda öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa, koç, yengeç, terazi ya da oğlak burçlarında gezegenleriniz varsa, o zaman evet yine güçlü etkiler alabilirsiniz. Yurt dışı konularıyla ilgili bazı kariyer hedefleriniz olabilir. Uluslararası alanda bazı iş planlarınız olabilir. Öğrenciyseniz bazı akademik konularda beklentileriniz var. Belki yurt dışında bir eğitim hayatınız var. Bu alanlarda bazı kararların verileceği, hedeflerinize ulaşabileceğiniz veya hani belirsiz olan konuların netleşebileceği bir dönemdesiniz aslında. Tabii ki yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yer değişimleri olabilir, atamalar olabilir. İşle ilgili mesleki anlamda ve eğitimi tamamlayabilirsiniz belki. Belki yine işinizle ilgili başka bir şehirde ya da başka bir ülkede bazı bağlantılar yapabilirsiniz. Yer işinizle bağlantılı, yine kariyerinizle bağlantılı yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Bazı iş seyahatleri gündeminizde olabilir. Tüm bunları bu dolunayda bekleyebilirsiniz sevgili boğalar. Yükselen ikizler. Evet, yükselen ikizler sizin için 8. evinizde bir dolunay. Öncü burçlarda da etkiler olabilir. Dolayısıyla özellikle öncü burçlarında son derecelerinde gezegenleriniz varsa 8. ev, 9. eviniz etkileniyor. Hem parasal konular, ortaklaşa gelirler, giderler, hem de işle bağlantılı seyahatler, bazı hukuksal işleriniz, özellikle akademik konularla ilgili bağlantılar, iletişim, medya, yayın işleri, basın işleri, belki turizm sektörü, buralardaki planlarınız ve hedeflerinizde bazı amaçlarınız sonuçlanabilir. Bir seyahate çıkabilirsiniz, bir tatil organizasyonu olabilir, geziler olabilir. Seyahat için bazı beklentileriniz varsa, belki bir vize işiniz, bir pasaport işiniz veya yurt dışından beklentileriniz varsa, bu dolunayda bunlar da gündemde olabilir ama parasal bazı bağlantılarında olacağını unutmayın sevgili ikizler. Yükselen yengeçler, dolunay sizin 8. evinizde ama öncü burçlar etkileniyor. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz 25 ve 30 derece arasındaysa ilişkiler alanınızda güçlü tesirler olduğunu söyleyebilirim. Biraz ilişkilerle bağlantılı parasal kazançlarınız, borç alacak konuları, sigorta konusu, vergi konusu, miras, nafaka gibi, kredi gibi konular da aktifleşiyor bu dolunayda. Evlilikler olabilir, ayrılıklar olabilir, iş birlikleri olabilir. Yani bazı ilişkileriniz ve bazı ilişkilerinizle bağlantılı parasal gelir gider dengenizde önemli dönüşümlerin olabileceği bir süreç. Eşinizle de bağlantılı olabilir. Belki eşinizin işiyle ilgili gelişmeler olabilecek. Eşinizin kaynakları, geliri, gideriyle ilgili bazı konularınızın netleşebileceği bir dönemde olabilirsiniz. Evet sevgili yükselen aslanlar, kova dolunayı 7. evinizde parasal konular, iş konuları ama özellikle ilişkiler, evlilik konuları, ayrılıklar, evlilikler, işbirlikleri, ortaklıklar, eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular çok aktifleşiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 1 ve 5 derece arasında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu dolunay özellikle ilişkilerle ilgili sizin için çok belirleyici. Evlenebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir ilişkiniz var, evlenme kararı alabilirsiniz. Veya evlisiniz, eşinizle ilgili bazı dönüşümler olabilir. Yani ilişkinizin şekli, ilişkinizin dinamiğinde bazı önemli kararlar olabilir. İşbirlikleri de olabilir. Öncü burçlarda da etkiler olduğu için birlikte yapılan işler, çalışmalar, işbirlikleri, eşinizle birlikte bir çalışma ortamı olabilir. Yani tüm bunları da gündeminize getirebilecek veya sürüncede, yani devam eden konuların da hani netleştiği, dönüşüme girdiği ya da önemli farkındalıklar kazandığınız bir dolunay diyebiliriz sevgili aslanlar. Yükselen başaklar, dolunay 6. evinizde ama 5. ev tesirleri de aktifleşebilir.
hem günlük hayatınız, çalışma konularınız var, çocuklarla ilgili aktiviteler var, mesleğinizle ilgili konular var. Sağlık konularınızı biraz önemseyin. Genel sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklarınız olabilir. Sağlığınızı iyileştirmek, günlük hayatınızın kalitesini arttırmak, iş veriminizi arttırmak için de bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer güneş burcunuz, yükselen burcunuz öncü burçların son derecelerinde ise, pardon, yani kişisel olarak öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa, o zaman çocuklarla ilgili de çok aktif bazı gündemleriniz olabilir. Bu dolunay ve takip eden günlerde. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili, çocuklarınızın günlük hayatı, çocuklarınızın sağlığı, iş hayatı ile ilgili konularda da çok belirgin konular olabilir. Bazı hedeflerinize ya da beklentilerinize kavuşabilirsiniz. Yükselen teraziler. Evet, dolunay 5. evinizde. Aslında aşk hayatınızla ilgili güzel bir dolunay. Romantik konular aktifleşiyor. Çocuk sahibi da olabilirsiniz. Eşinizle belki artık anne baba olmaya da karar verebilirsiniz. Çünkü 4. ev konularınız da aktif. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 25-30 derece arasındaysa daha çok aile, yuva, çocuklarla ilgili konular aktifleşiyor. Belki artık anne baba olmak isteyeceksiniz. Ya da çocuklarınız var. Çocuklarınızla ilgili konularla ilgili gündemler var, meşguliyetler var. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak, belki ev almak, belki taşınmak, günlük hayatınızın genel olarak hani düzeninde yapılacak bazı dönüşümler de bu dolunayda aktifleşebilir. Yükselen teraziler, ev konuları, yuva konuları, aile konularını öne çıkaran bir dolunay. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. 0 ile 5 derece arasında yükselen burcunuz, güneş burcunuz varsa daha güçlü tesirler alabilirsiniz. Evlenmek, yuva kurmak olabilir, taşınmak olabilir, evinizde yapılacak düzenlemeler olabilir. Aileyle ilgili özellikle anneniz, babanız, ebeveynler, onların genel sağlıkları, onların düzenleri gündeminizde olabilir. Aileyle daha fazla bir arada olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Belki de evde kendinize bir iş kuracaksınız. Yani evde yapılacak bir iş organize edeceksiniz. Bu online de olabilir bu iş. Yani o kova çünkü teknoloji ve dijital alanları sembolize ettiği için hani internet üzerinde dijital anlamda belki bir eğitim işi, belki bir online iş, yani evden çalışabileceğiniz bir işi gündeme getirebilir bu dolunay. Yükselen yaylar, 3. evinizde bir dolunay tesiri var. Seyahatler, geziler aktifleşiyor. Daha fazla yakınlarınızla ilgili temalar var. Kardeşlerle, akrabalarla ilgili dinamikler öne çıkıyor. Komşularla iletişiminizin öne çıktığı bir dönem. Bunun dışında kişisel olarak bazı eğitimler olabilir veya daha önceden başladığınız eğitimler sonuç verebilir. Parasal konular, ticari konularda da verimli olabilecek bir dolunay aslında bu. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa iş konuları, ticari konuları, para kazanabileceğiniz konularda da veya devam etmekte olan bazı ticari faaliyetlerinizin dönüşümleri de olabilir tabii. Yani buralarda da bazı kararlar verebilirsiniz. İş birlikleriyle de ilgili olabilir. Bunları gündeminizde daha fazla taşıyabilir. Evet, yükselen oğlaklar sizin için daha çok para konularında kazançlar, gelir gider dengeniz öne çıkıyor. Plüto etkisi çok güçlü bu dolunayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, güneş burcunuz 25-30 derece arasındaysa hem iş konuları hem de genel olarak sağlığınız, hayat düzeninizle ilgili daha kadersel tesirler getirebilecek bir dolunay aslında. Önemli farkındalıklar da olabilir. Bu dolunayın size vereceği bilgiler, hayatınızı açacağı kapılar, bazı önemli kariyer değişimleri, İşle ilgili yeni başlangıçlar, yeni hedefler getirebilir hayatınızda. Evet, yükselen kovalar ve güneş burcu kova olanları da etkiliyor tabii ki. Bu dolunay sizin için çok önemli. Özellikle doğum günü 20-26 Ocak arası olan kova burçlarımız. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcu 0 ile 5 arasında olan kova burçlarımız bu dolunaydan daha önemli etkiler alıyorlar.
Öncü burçların son derecelerinde de gezegenleriniz varsa tesirler daha da artar tabii ki. O zaman çünkü Plüto etkisi de devreye girecek. Yani biraz daha dönüştürücü etkiler var. Zorluklar olabilir hayatınızda. Bazı baskılar hissedebilirsiniz. Çok sorumluluklar olabilir hayatınızda. Ama belki yeni başlangıçlar için geçmişle ilgili olan bir şeyleri de kökten dönüştürmeniz ve geride bırakmanız gerekiyor. Hem dönüşümler var, hem hayatınızda yeni Satürn'ün etkisiyle yeni kapılar, yeni yapılar kuruyorsunuz, yeni inşalar yapıyorsunuz. İlişkilerinizle de ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Kariyer hayatınızla da ilgili önemli yapılar olabilir. Toplumdaki statünüzü bile, genel kimliğinizi bile etkileyecek önemli bazı farkındalıkların gündemde olduğu çok güçlü, çok kadersel bir dolunay döneminde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet sevgili yükselen balıklar, dolunay 12. evinizde önemli bazı bilinçaltınızla ilgili aydınlanmalar getirebilir tabii. Farkındalıklar getirebilir. Hayatınızda gizli olan konular ortaya çıkabilir. Böyle belki belirsiz olan bir şeyler netleşebilir. Önemli sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Size sürpriz yapacak ilişkiler olabilir ama başkalarından gizlediğiniz bir şeyler de açığa çıkabilir. Bunu unutmayın. Sağlığınıza dikkat edin. İş hayatınızdaki bir şeyleri, detayları belki fark edeceksiniz. Ve sizin için ne gerekli, ne gereksiz, ne yararlı, ne yararsız. Hani bunları daha iyi fark edebileceğiniz, bu ayrıştırmaları yapabileceğiniz önemli bir dolunay döngüsünde olduğunuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa ya da öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa dolunay sizin için önemli olabilir. Ama böyle yerleşimleriniz yoksa çok da güçlü olmayabilir. Çok da fazla bu dolunayı hissetmeyebilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.